Kuyusun inim inim inilesin, cephenin dikeni inesin, dikeninde avradım. Derince kazın kuyusun inim inim inilesin, cephenin dikeni inesin, dikeninde avradım. Yaktı köyü mahveyledi, sorarlarsa kim söyledi, soranın da avradını. Kazanaktan üfleyledi, yaktı köyü mahveyledi, sorarlarsa kim söyledi, soranın da avradını. Ölüsüne bir tas suyu dökerim de avradını. Bir türlü ahırın soyu yaktı barat etti köyü. Ölüsüne bir tas suyu dökerim de avradını. Derince kazın kuyusun inim inim inilesin, kepeğin diken inesin, dikerim de avradını. Kuyusun inim inim inilesin, cephenin dikeni inesin, dikeninde avradını. Kazakastan üfleyledi, yaktı köyü mahveyledi, sorarlarsa kim söyledi, soranında avradını. Kazakastan üfleyledi, yaktı köyü mahveyledi, sorarlarsa kim söyledi, soranında avradını. Hafta içi her gün 17-20 saatleri arasında Türkiye'nin en iyi konuşan radyosunda burada Alem FM'de yayında olan radyo programı bugün saati itibariyle bir kere daha yayında. Selamlar, saygılar, merhabalar değerli ve çok kıymetli. Oğlum ne yapayım? Eyvallah çocuklar, sağ olun. Çok. Sen başlattın değil mi alkışı? Doğru söyle. Öyle mi? Hadi o zaman bir programı açalım da kendimize gelin. Teşekkürler. Çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, umarız gülürüz, güzel geçmiştir. Füsun Tuncer'den sonra arada bir boşluk, sonra da mikrofonları biz devraldık ve bu haklı gururu yaşıyoruz. Çünkü Füsun Tuncer'den mikrofon devralmak her zor iş. Her baba yiğidin harcı değil. Füsun Tuncer'i tanıyorsunuz bu arada. Kendisi Alem FM'in en eski isimlerinden biridir. Yıllardır Alem FM'de genç yeteneklerden. Evet. Biridir. Hatta Füsun Tuncer burada oturuyormuş. Alem FM onun üzerinde. Öyle derler. Bir şehir efsanesi. Hatta Füsun Tuncer'in Alem FM'de olması, Alem FM yönetiminin şu mesajı veriyor olması demek bence. Yani gençlere de değil mi? Evet. İmkan verilirse, neler yapabilir? Neler yapabileceğini Füsun Tuncer'le görüyoruz. Efendim bugün bir hakem ağırlıyoruz. Karşımızda bir hakem var. Dünyaca ünlü bir hakem. Yanında da yan hakemler var. Evet. Onlara da söz hakkı tanıyacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Fatih Bey. Yan hakemlere de bir merhaba diyelim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. İkisi de galiba ses tellerinden yeni ameliyat. Evet, yeni ameliyat. Olduğu için. Evet, evet. Sesler bir garip geldi. Soldaki zaten İngiliz.
aksanından anlamışsınız. Biraz anladık gibi. Evet. Değerli ve kıymetli Alem FM dinleyenleri, ilk kez dinleyenler için özetleyelim. Biz hakemle konuşurken, kendisini tanırken, uzmanla tanışırken kendisiyle, siz de Twitter adresimizden bize sorular gönderin. Hakemliğe dair merak ettiğiniz ne varsa arama bölümüne Fatih Yıldırım yazmanız kafi. Bir de Fatih Yıldırım uygulaması var. Bu uygulamayı da telefonunuza indirin. Ana ekranda şu anda Fatih ve Hakem sohbet ediyor yazıyor. Bu sohbeti oylayın. Oy kullanan dinleyiciler arasında bir dinleyicimize hediye vereceğiz. Beğenen ya da beğenmeyen, yani dilediğiniz gibi oy kullanabilirsiniz. Şimdi hakemle bir tanışalım, kaynaşalım, kendisini tanıyalım. Gerçi tanınıyor, dünya çaplı bir hakem ama yine de biz üslup ve kural gereği sormamız gerekir bunları. Hoş geldiniz bir kere daha. Hoş bulduk Fatih Bey. Merhaba efendim. Merhaba. Hakemsiniz. Evet, hakemim. Hakem. Hakemim. Kapalı oradaki. Evet, kapalı. Nereden geldiniz? Bayburt'tan geldim Fatih. Öyle mi? Evet, bir sempozyum vardı. Ne sempozyumu? Kamp, hakemler arası, dünya hakemler arası kamp şampiyonası. Bayburt'ta mı oldu? Bayburt'ta oldu Fatih Bey. Bu sene Bayburt'taydı. Kimler vardı? Geçen sene Davos'taydı. Kimler vardı? Pierre Luigi Collina'dan tutun. Tamam. Michel Pfeiffer'a kadar. Pfeiffer mı? Başka? Marcus Merck'ten Cüneyt Çakır'a kadar. Haydi bakalım. İnanılmaz işler. Çok iyiymiş. İsminiz nedir? İsmim Fatih Bey. John Benjamin Pazuban'dı. Pazuban'dı? Pazuban'dı. 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 Kim koydu bu soy ismini ya? Çok enteresanmış. Dedem koydu. John Benjamin Pazuban'dı. Pazuban. Evet, yani futbolcuların biliyorsun hakemlerin taktığı kollarına taktıkları, evet, evet, bir siyah bant vardır. Pazubandı. Evet, pazudur. Böyle sıkarsınız pazu çıkar ya. Ne hakemisiniz? Futbol hakemiyim. Futbol hakemi. Evet, futbol. Hakemiyim Fatih Bey. Evet. Evet. Bu kadar mı ya futbol hakemi? Hayır değil. Anlatın. Hayır, o zaman. Zor gelecekmiş gibi hissettim. Hayır, sorumlu yok. Ne hakemisiniz? Futbol hakemi, evet. Yani yıldır yapıyorsunuz? Nerede başladınız vesaire, bunları bir öğren. Kendinize gelin. Buyur efendim. Fatih Bey, futbol hakemiyim. Ben yaklaşık 1957 yılından beri bu mesleğin içindeyim. Maşallah. Evet Fatih Bey, 1957 yılından beri bu mesleğin içindeyim. Amatör kümeden 3. lige Fatih Bey. 1. ligden Süper Lig'e kadar. Premier Lig'den La Liga'ya, Edirne'den Kars'a, Bundesliga'dan... Bundesliga'dan Libertadores'e kadar çok Fatih iyi. Bey, birçok ligde inanılmaz maçlar yönettim ben. Çok iyi. Ben bir de Fatih Bey şunu söylemek istiyorum. Buyurun özel efendim. Bir hakemim ben. Nasıl yani özel yani derken? Yani her maça gitmem. Beni çağırırlar Fatih Bey. Kaşem pahalıdır çünkü. Hı-hı. Yani öyle her maçta şeye bağlı değilim yani, bir yere bağlı değilim. Tamam. Özel maçlarda, çok kalite maçlarda beni çağırırlar. Ben de giderim Fatih Bey. Direkt bana WhatsApp'tan yazarlar. Ne yazıyorlar? Mesela ne yazıyor? Hacı ne yapıyorsun bu akşam? Maç var, gelir misin? Akşam 8-9 maç var, gelsene bana. Diyorlar. Bana diyor. Siz ne diyorsunuz? Ben de olur diyorum. Neye göre olur? Neye göre şöyle bir şey. Yani öyle gelmek tamam, gelirim ama bunun belli bir kural ve kaidesi var. Karşılığı olmalı. Karşılığı olmalı. Yani şöyle, uçak bileti. Tamam. Bana göndereceksiniz uçak bileti. Tamam. Konaklama. Konaklama. Transfer. Transfer. Banyo. 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 Duş. 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 Ve maçın dakikasına $5,000 alırım. He, $100 değil yani. Yok, 5000, maçın dakikasına. Anladım. Maçın dakikasına $5,000 alırım Fatih Bey. O zaman maça gelirim, yönetirim yani. Çünkü benim yönettiğim maçlarda kesinlikle hata olmaz. Çok iyi. Evet. Ne mezunusunuz? Ben ilkokul terk. Komik değil bu ama yani, evet, terk. Kendinizi iyi yetiştirmesiniz. Çok sağ olun Fatih. Bu alkışlanır. Önemli olan biliyorsunuz insanın okuması değil aslında. Okumak tabii ki önemli fakat kendini yetiştirebilmek. Bravo. Bravo. Şimdi Twitter'dan sorular geliyor. İlk soru düşmüş efendim. Nereye düşmüş? Twitter'a düşmüş. Ha. Arama bölümüne Fatih Yıldırım yazarsanız beni bulabilirsiniz. Twitter'da sorularınızı yardırın gelsin. Bir hakemi ağırladık. John Benjamin Pazuban'dı ile konuşuyoruz. Uygulamadan da lütfen bu sohbeti oylayın. Bu bölümü kaydediyoruz. YouTube kanalımızda izleyebileceksiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hocam bir soru gelmiş. Tahir Bey sormuş efendim, evet. Twitter'dan. Diyor ki futbolda bazı terimleri bize açıklayabilir mi? Kendisinin burnunun ucundan öperim diyor. Tahir Bey. Tahir Bey'e selamlar Fatih. Eyvallah. Dilerseniz açıklayalım. Futboldaki bazı terimleri açıklayın. Evet, bazı herkesin bildiği terimlerden başlayalım. Buyurun efendim. Mesela meşin yuvarlak. Meşin yuvarlak. Meşin yuvarlak nedir? Nedir? Top. Top. Bildiğimiz oynanan top. Ayakta furduğumuz top. Furduğum? Evet, Karadeniz'de furduğumuz top Fatih Bey. Karadeniz'de mi? Yok, hafiften Bayburtluyum ya. Oradan. Oradan geliyor, tamam. Birazcık var. Altın gol mesela. Böyle altın gol. Uygulama var Fatih Bey. Bazı maçlarda biliyorsunuz maç 90 dakikanın sonunda berabere olur ve uzatmaya gider. Uzatma dakikalarında beraberliği bozan takımın oyunculara ne yaparız? Ne yaparız? Çeyrek takarız. Her birine çeyrek altın. Bu altın gol. Bu altın goldür ama golü atana yarım takarız. Öyle. Yarım.
Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Bunun adı altın goldür. Peki. Şu an bilinenin aksine gerçeği budur yani. Tamam, anladım. Başka mesela, ne var? Başka taç atışı mesela. Taç atışı. İngiltere'de bulunmuştur bu kural Fatih Bey. Yani yaklaşık sene 1856 falan. Çok iyi hatırlamıyorum o dönemleri. Tamam. Daha küçüktüm çünkü 1856 yılında falan dayanır. Bir gün şimdi İngiltere maçını izleyen Elizabeth Kraliçe. Elizabeth Kraliçe mi? Evet. Onun soyadı Kraliçe aslında. Yok, yanlış biliyorsunuz. Elizabeth Kraliçe. Tamam. Maçı yönetip mesela bakıyor, futbolcular top oynuyor. Ya sizin oynayacağınız top anca bu kadar olur. Lanet olsun sizin gibi heriflere diyor. Tacını fırlatıyor sahaya. Bu taç atışı mı? Bu taç atışıdır. Yazıklar olsun. Bu kralı bize böyle öğretenlere gerçekten şu anda... Eğitim şart Fatih Bey. Bu doğrusu bu mu? Evet, bu doğrusu. Cansınız efendim. Teşekkür ederim. Başka ne var? Bilgilendirmek bizim işimiz. Buyurun. Mesela maçın adamı Fatih Bey. Maçın adamı? Evet, man of the match. Nedir? Man of the match Fatih Bey. Mesela maçın sonunda hakem kendi kafasından maçın en iyi oynayan adamını belirler kafasında. Tamam. Ve maçın sonunda onun yanına gider der ki, hey adamım, adamsın. Maçın adamı o mu olur? Ve o anda maçın adamı olur. Adamsın lafını duyduğu anda yani diyelim ki 3 kişi de çok iyi oynuyorsa o zaman portakalı soydun mu yaparlar? Hayır Fatih Bey, 3 kişi iyi oynasın önemli. Önemli hakemin kararı. Hakem kendi adam. İçinde. Hey adamımsın diyor hey, ve adamımsın. O maçın adamı oluyor. Evet aynen öyle. Peki Fatih. Başka ne var? Başka ne var? Verkaç. 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 Bunu var, lütfen biliyorsun. Açıklayın. Verkaç'ı nasıl açıklayayım size? Bilmem. Futbolda bir tabir çünkü. Evet, tabir Fatih. Mesela maç bitince Fatih Bey top kalecide kalır. Tamam. Kaleci topu koşarak hakemin yanına götürür. Tamam. Hakeme der ki ya kardeş şunu 2 dakika tutsana der topu. Hakeme. İki dakika tutsana der, kramponum ipi çözülmüş der. Tamam. Onu alacağım der. Tamam. Hakem de topu alır. Topu aldığı anda oyuncu topuk. Bu ver kaç mı? Kaçar. Oyuncu kaçar. Harika. Efendim çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, bir hakemi ağırladık bugün ve onunla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, tanıyoruz. Sorular geliyor Twitter üzerinden. Hocam futbol kaç topla oynanırdan tutun da. Evet. Hiç böyle sindiremediği bir olay yaşadı mı diye soran var. Tabirler var da devam ediyor mu? Böldüm ama evet, var mı başka bir tabir? Bir iki tabirimiz daha var. Futbol tabir, terimleri. Evet, terimleri. Ne var? Verkaç dedik en son galiba. Erkan Verkaç anlattık. Başka yardımcı mi? Hakem var. Yardımcı hakem. Yardımcı hakem Fatih Bey. Bazen mesela hakem... Oğlum o kulaklığı nasıl taktın? O nedir ya? Özür dilerim böldüm sizi ama... Ekip rahat durmuyor da. Beyninden buyurun. Duyuyor. Buyur efendim. Evet. Kafasının üstüne takmış kulaklığı. Evet buyurun. Böyle bir şey yok. Buyurun. Şimdi Fatih Bey bir de yan hakem, pardon yardımcı hakem var. Yardımcı hakem. Benim şu an yanımda olduğu gibi iki tane arkadaşım da geldim. Yardımcı hakem Fatih Bey ana hakemin yani orta hakemin getir götür işlerini yapan. Öyle mi? Yani devre arasında işte çay içer misiniz abiciğim? Tamam. İşte ne bileyim paçalar duble yapılacak terziye götüreyim mi? Başka? Güzelmiş. Bu tarz getir götür işlerini yapan hakemin sağ koludur. Hakem postası mı? Hakem postası gibi yani. Hakemin sağ koludur. Peki Fatih. Efendim. Evet. Başka var mı? Başka yok. Çok teşekkür ederiz. Twitter'da Fatih Yıldırım diye aratırsanız beni, Umut Bezgin diye aratırsanız hakemi bulabilirsiniz. Bir soru daha gelmiş. Suzan Hanım, futboldaki kurallar böyle devam mı edecek? Hiçbir şey anlamıyoruz demiş. Ha, o zaman Suzan Hanım'a göre biz yenilecektik. Zaten yenilecektik. Artık yeni bir yani, haber mi var? Evet Fatih Bey, şöyle bir şey anlatırım. Bir kere artık şu an olan kurallardan sıyrılmamız gerekiyor. Yeni kurallar mı? İlk defa sizin programınızda canlı canlı açıklayacağım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. 2017'den sonra mı? Evet 2017 itibariyle Fatih Bey. Artık sıkıldık çünkü. Yeni kurallar. Yeni bir şeyler bulmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Nerede dinleyeceksin? İlk kez Alem FM'de izlenecek bir şey değil de bende kurallar açıklanıyor. Futbolda evet. 2017 itibariyle yeni kurallar. Buradan Infantino'ya da sesleniyorum. Beni iyi dinlesin. Buyurun. Evet Fatih Bey şöyle mesela artık kuralları açıklayalım. Buyurun. Açıklayalım. Yeni kurallar. Yeni kurallar. Futbolun yeni kuralları. Futbolun yeni kuralları. Buyurun. Fatih Bey 3 korner bir penaltı olacak artık. Artık. Artık 3 korner bir penaltı. Tamam. Bu kesin, bu net. Biliyorsun çocukluğumuzdan beri o gelen o tat, o doku vardır ya bizim çocukluğumuza döndüren. Onları artık geri kazanmamız gerekiyor. Çok iyi. Onları geri kazanmamız gerekiyor. Bu yüzden 3 korner bir penaltı yapıyoruz. Süper. Daha sonra Fatih Bey topu atan alır. Bu bir kural mı olacak? Bu bir kural olacak Fatih. Mesela şut çektin değil mi? Şu kaleyi tutmadı gitti kale akışı. Sabri yandı o zaman hocam. Sabri yandı. Çok koşacak Sabri yani. Sabri yandı. Top gitti giderek koşarak gideceksin. Paşalar gibi alacaksın o topu. Paşalar gibi alıp geleceksin o topu. Sahaya bırakacaksın yerine koyacaksın. Peki. Ondan sonra Fatih Bey bir sistemimiz daha var ki. Nedir? Bu bütün dengeleri değiştirecek. Futbolda yeni bir sistem. Kesinlikle yeni nedir? Bir sistem. Gol atan kaleye. Gol atan. Kaleye geçer. Kaleye geçer. 5 dakika.
5 dakika beş sonra dakika değişiyor. Sonra ana kaleci geçiyor. Gol atamazlarsa. Peki eğer. Başka ne var? Mesela Fatih Bey, topun sahibi banko oynar. Top kiminse o kesin oynar. Top sahanın değil mi? Yok, saha kim ya? Saha bir kişilik mi, top sahanın değil? Hayır ama yani ne bileyim işte o sahanın... Yok, o eskiden de artık oynanmak istenen topu kişi getirir. Tamam. O getiren kişi de net oynar. Peki başka ne var? Fatih Bey. Topa ilk vuracak takım biliyorsunuz orta hakemin kararıyla yazı tura atarlar. Tamam. Bari artık bunu da değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Aldın verdin, ben seni yendim adım kuralıyla. Nasıl yapın mesela diyor şöyle, ayaklarınızı yapıyorsunuz ya, önemli. Adım atıyorsunuz. Karşılıklı geçiyorlar. Bir ayağın ucuna karşılıklı geçiyorsun. Aldım, verdim, ben seni yendim diyorsun. Sonra karşı tarafa geçiyor. Alamadın, veremedin, sen beni yenemedin diyor. Ondan sonra kim kimin ayağının ucuna basarsa topu kaleyi seçer. Anladım efendim. Evet, başka ne kuralı var? Başka Fatih Bey. Mesela rakip takımın oyuncularının kesinlikle ve kesinlikle ameliyatlı yerine vurulmayacak. Kasti vuran var değil mi çünkü? Evet, kesin böyle bir şey yapmış. Ben gördüm yani. Evet. Evet, pis burun yasak. Pis burun. Pis burun yasak. Hmm. Futbol topuna ayak ucuyla böyle bodoslamasına vuranlar var ya. Yasak. Bunlar yasak. Başka artık ne var? Fırfır yok. Fırfır ne ya? Fırfır şeydi ya. Oynarlar ya böyle, ne adı? Yok hayır. Ne çocuklar adı? Neydi? Langır. Langır'da var fırfır. Tamam, oradan geliyor zaten. Fırfır yok derken şimdi maçın artık kopma anlarında hakem de iki takımın antrenörü sıkılır artık. Arkada böyle langır tonu başlarlar. Fırfır yasak. Ona da yasak koyuyorum. Peki. Ona da yasak koyuyorum yani. Sırf sağa içi değil. Başka dışarı ne var? Mesela Fatih Bey, kartların rengi artık değişti ve işin de rengi çok değişti. Ne var? Sarı kart mesela. Rakibe önden, cepheden yapılan müdahaleye. Sarı kart ve 20 dakika oyun dışı. Çok iyi. Başka? Başka Fatih Bey, kırmızı kart. Rakibe arkadan dalmalar. Hmm. Çift dalmalar. Ne oluyor? Kırmızı kart. 10 dakika oyun dışısın. Sarı 20 ise kırmızı? Değiştirdik işte. Peki. Değiştireceğiz başka? Dedik ya ondan. Bir de... Evet, çocuklar güldürmeyin. 10 dakika. Bir de siyah kart Fatih Bey. Siyah kart. Arkalı önlü çift dalıyorlar rakibe böyle. Makas. Ona siyah makas kart dediğimiz hareket. Ona siyah kart, en az 3 maç Fatih Bey yeşil sahalardan men. Toprak sahada oynayabilir. Ayrıyeten de yeşil saha bazen çimlerin sararmış bölgeler oluyor ya, orada takılabilir kendine göre. Başka ama ne kart var? Ama dışına çıkamaz. Başka kart var, kaldı mı? Bir tane daha kart var Fatih Bey. Nedir? Bazen maça geç kalan oyuncular oluyor Fatih Bey. Ne veriyorsunuz? Kendi arabasıyla gelmeye çalışıyor. Onlara ne kart? İstanbul kart. Maça zamanında gelsin. Rahat trafiğe takılmadan metrobüste gelsin diye. Peki efendim. Evet Fatih Bitti Bey. Bitti mi? Yok, bir tane daha kuralımız var. Nedir? Bu da en son kuralımız Fatih Bey. Topun sahibi annesi çağırdığı anda gider, maç biter. Çok güzel bir şey. Bayanım. Efendim, kıymetli bir ismi ağırladık. Dünya ünlü bir hakem. Sağ olsun, var olsun, bizi kırmadı. Fatih Bey. Geldi. Fatih Bey. Ne oldu? Şöyle bir şey yapalım. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapalım. Hediye mi vereceğiz? Hediye verelim. Ne yapacağız? Radyomuzu şu anda arayalım. Bal mı? 5 kişiye. Bal. Bal değil. Ney? Başka bir şey. Bal verelim be. Yok, bal vermeyeceğim. Yıllarca radyoda verdiler. Bal vermeyeceğim. Ne vereceğiz? Yok, bal vermeyeceğim. Herkes verdi bitince. Radyomuzu şu anda arayan 5 kişiye, telefonla çalıyor, duyuyorum, görüyorum. 5 kişiye Fatih Bey FIFA kokartı. FIFA kokartı. FIFA kokartı. Kokart Fatih ne? Kokart Fatih Bey, biliyorsunuz küçük arabalarla pistin iç etrafında dönmeler vardı. O go kart hocam. Kokart o değil. Hayır, kokart o, kokart. O araçlarla. Go kart Fatih Bey. Kokartlarla o araçlara. O araçlarla tur. Sahanın etrafında, pistte değil de sahanın etrafında 3 tur imkanı. Peki son alem efemi şu anda arayan 3 kişiye. 3 kişiye de Fatih Bey. Ronaldo'ya gösterdiğim, bizzat kendi gösterdiğim sarı kartı. Tamam. Ondan sonra Zlatan İbrahimovic'e gösterdiğim kırmızı kartı. Tamam. Ve Messi'ye verdiğim kredi kartımı. Ama geri alabilirsem, çünkü kendisi üzerine yattı birazcık. Peki, Alem FM'i arayan son bir kişiye ne veriyoruz? Bir kişi de Fatih Bey, en güzel hediyemiz, bugünün en güzel hediyesi. Nedir? Kaşar. Kaşar olmaz. Kaşar. Bize gelmez o. Gelir o, gelir. Etli olur kaşar, güzel olur o. Niye kaşar? Yeriz biz onu, satarız. Niye vereceksiniz? Niye Fatih Bey, şöyle işte, hakemler devre arasında hafif kazıntı yaşarlar midelerinde. Hmm. Bu yaşanan kazıntı, tabii yemek de yiyemezler. Çünkü 15 dakika sonra yeni maça çıkacaklar ikinci devreye. Evet. Bu yüzden sadece kaşar ekmekle geçiştirmeleri gerekir. Peki. O yüzden kaşar ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olun Fatih Bey. Çok sağ olun. Fatih Bey, bir şey söylemek istiyorum. Ne oldu? Bizim yaptığımız meslek nankör bir meslek, biliyorsunuz. Biraz... Yani
Olmaz, çok iyi olursunuz, bir maç kötü olursunuz, ondan sonra hakemler bilmem ne diye başlarlar tribünlerden taraftarlar. Ay, hiç hoş ifadeler değil. Hiç hoş ifadeler değil. Bununla alakalı yaşadığım bazı hocam, işlerle sanki böyle, alakalı. Evet, bir sıkıntı yaşamışsınız da bizimle paylaşamıyorsunuz gibi de ben başından beri çok özür dilerim, sizi de bölüyorum. Başından beri bir probleminiz var, bir derdiniz var fakat... Hani açıklayamıyorum da gibi bir havanız var. Ben eğer burada hani sizi de kötü hissettirmeyecekse bir hikayeniz var gibi hissediyorum. Evet, var Fatih. Var mı? Müsaade ederseniz kısaca bir anlatayım istiyorum. Hakem oyuncuya sormuş. Buyurun. Gülecekseniz duygusal hikayeyi paylaşmayayım. Buyurun efendim. Hakem oyuncuya sormuş. Bana olan borcunu ödemiyorsun, neden? Oyuncu boynunu bükerek, ödeyeceğim ödemesine de bana 3 ay mühlet ver diyorum, vermiyorsun, beni 3 yıldır oyalıyorsun der. Dilerseniz kitapları geçelim. Bitti mi? Bitti. Teşekkürler. Efendim değerli üstadın hakemin tamı tamına 10 kitabı var. Evet, bu 10 kitabın ismini alıp sizi uğurlayacağız. Evet, vaktimizi bir hayli açtık çünkü. Hemen hocam 10 kitabın ismini alalım. İlk kitabımız Fatih Bey Hakem. Hakem. İkinci kitabımız Hakem miyim? Hakem miyim? Üçüncü kitabımız Evet Hakemim. Hakemim. Dördüncü kitabımız Hakem misin? Hakem misin? Beşinci kitabımız Evet Hakemsin. Evet Hakemsin. Altıncı kitabımız Hoca Bitir Hoca. Ne? Hoca Bitir Hoca. Hoca Bitir Hoca. Hoca Bitir Hoca. Ne o? Artık maçı galip olan taraftar ve takım bağırırlar. Bağırırlar. Hoca, hoca Bitir Hoca. Evet. Bununla alakalı yaşadığım deneyimler. Peki başka? Gülmezsen sevinirim. Buyurun. Yedinci kitabımız Fatih Bey. Top mu kalemi? Top mu kalemi? Çok evet, fix. Çok fix. Top mu kalemi? Evet. Sekizinci kitabımız Fatih Bey. Düdüklerin Efendisi. Düdüklerin Efendisi. Efendisi kitabınız Fatih galiba. Bey. Evet Fatih Bey. Dokuzuncu kitabımız. Beş seller mi? Bu beş seller değil. Bu normal seri. Normal seri. Normal seri. Hı-hı. Evet Fatih Bey. Dokuzuncu kitabımız Fatih Bey. Adamın gol diyor oğlum. Bu da çok söylenen. Evet, adamın gol diyor. Adamın gol diyor oğlum. Evet başka. Bununla alakalı hareketler Fatih Bey. Onuncu kitabımız da Fatih Bey. Bestseller'dır. Nedir? Bestseller. Neyi bestseller? Bestseller. Onuncu kitabımız bestseller. Kitabın, anlatayım mı? Kitabın, adı mı? Kitabın, kitabın adı ne? Ha, kitabın adı Fatih Bey. Saçım benim saçım. Saçım benim saçım, saçım benim. Evet. Dökülüyor saçım benim. Dökülüyor saçım benim. Girdim kel olan mağarasına. Evet. Akıllı olun hakem benim. Çok iyi. Bu çok bize tanıdık geldi. Yok Fatih Bey, alakası. Saçım benim saçım benim. Saçım benim, saçım benim. Dökülüyor saçım benim. Girdim kel olan mağarasına. Gür çıkar saçım benim. Canımız ciğerimiz Umut Bezgin'e teşekkür ederiz. Bugün hakem olarak bizimle beraberdi. Tekrarınız saat 20.